Kalıtsal hastalıklarla devam ediyorum. Kalıtsal hastalıklarım, bunlar çekinik genlerle taşınan, zaten burada belirtilmiş, çekinik genlerle taşınan hastalıklardır. Bu ne demek? Baskın genim sağlıklı demek. Büyük R ile gösterdim. Sağlıklı. Çekinik genim de küçük R ile gösterir çekinik olaylar. O zaman bunu da küçük R ile gösterdim ve bu da hastalık geni demek. Şimdi bu hastalıklar çekinik genlerle taşınırlar. Önce hastalıkları tanıyalım. Ondan sonra da çaprazlamalarda nasıl neler göreceğiz ona bakalım. Hemofili hastalığı. Hemofili kanın pıhtılaşmaması hastalığı. Tehlikeli bir hastalık. Kan pıhtılaşmazsa yaralanma durumunda kanama devam eder ve hayati risklere yol açabilir. Ve ben bunu bunun X kromozomuyla aktarıldığını biliyorum. Yani X kromozomu üzerinden aktarılıyorsa da hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir. Çünkü kadınlarda XX kromozomu var, erkeklerde de X ve Y kromozomu var. Yani iki cinsiyette de görülebilme ihtimali var. Zaten birazdan çaprazlamasını yapacağız. Orak hücreli anemi hastalığı ne demek? Bizim kan hücrelerimiz, kırmızı kan hücrelerimiz, bunlara al yuvar diyoruz. Al yuvarlarımız bizim hücrelerimize besin ve oksijen taşırlar. Şekilleri böyle yuvarlaktır ve kırmızı renktedirler. Çekirdekleri de yoktur. Ama bazen işte orak hücreli anemi hastalığına sahip olan bireylerde bu kan hücreleri olması gereken şekilde değildir. Böyle daha uzun orak şeklinde benzeyen bir yapıdadır. Bu da yeteri kadar besin ve oksijen taşınması da engel olur. Bu da kalıtsal bir hastalık. Ve orak şeklinden dolayı bazen bu hücreler damar, kılcal damarlarda tıkanmalara da sebep olabilirler. Genlerle taşınan hastalıklardan bir tanesiydi. Başka bir hastalığa geçiyorum. Renk körlüğü. Renk körlüğü de kırmızı ve yeşil rengin ayırt edilememesidir. Hatta renk körlüğü testleri var. Karşınıza çıkar. Biz de buraya koyarız birazdan. Renk körlüğü. İki rengi ayırt edemiyor bu renk körlüğü hastalığına sahip kişiler. Yine kalıtsal bir hastalık. X kromozomuyla taşınıyor. X kromozomuyla taşınması ne demek? Hem dişilerde hem de erkeklerde görülebilir demek. Sıra geldi ne? Down sendromuna. Down sendromu hastalığı da 46 kromozomumuz var bizim normalde biliyorsunuz. Bir tane kromozom ekstra gelirse, vücut kromozomlarından bir tanesi fazla olursa Down sendromlu bireyler meydana geliyor. Down sendromlu bireyler işte zeka olarak daha farklı görünüyor, daha farklı yapıdalar. Elleri, ayakları daha farklı yapıda, böyle birazcık daha parmakları kısa şeklinde, kısa şekilde oluyor. İşte kaşları, gözleri daha çekik görünüyor. Burunları daha basık görünüyor. Farklı bir görüntüleri var ve hepsi birbirlerine benziyorlar. Down sendromlu bireyler bu şekilde oluyor ve Down sendromu da yine çekinik genlerde taşınan kalıtsal hastalıklardan bir tanesi. Bu kadarla sınırlı değil, daha başka hastalıklar da var. Mesela balık pululuk, kulak içi kıllılığı, altı parmaklılık gibi bazı çekinik genle taşınan hastalıklar da var. Ama bunlar sadece erkeklerde görülüyor çünkü Y kromozomuyla taşınıyor. Dişilerde Y kromozomu olmadığı için dişilerde bu hastalıklar görülmez. Balık pululuk, kulak içi kıllılığı ve altı parmaklılık görülmez. Ama erkeklerde görülür çünkü Y kromozomu erkeklerde vardır. Şimdi hastalıklarla ilgili bir çaprazlama yapalım. Mesela karakterim renk körlüğü hastalığı olsun. Anne XX kromozomuna sahip olan anne, XY kromozomuna sahip olan da baba. Annede bir tane sağlıklı olma geni var renk körlüğü açısından. Bir tane de hastalıklı gen var. Babada X kromozomuyla taşınan bir hastalık olduğu için X'in üzerinde hastalık geni var. Y kromozomu üzerinde bir şey yok çünkü Y ile taşınmaz. Şimdi çaprazlamayı yaptığım zaman annenin birinci aleliyle babanın birinci alelini aldım. Anneden sağlıklı gen geldi, babadan hastalık geni geldi. O zaman bu birey hem dişi olur, kız olur yani ve taşıyıcı olmuş olur. Yani hastalığı taşıyor. Koronavirüs zamanından da zaten biliyoruz taşıyıcı ne demek. Hastalığın özelliğini göstermeyen, hasta görünmeyen ama hastalığı vücudunda bulunduran ve başkalarına aktarabilen demek. Burada da bu birey kendisi hasta değil, renk körü değil ama ikisini de bulundurduğu için genlerin taşıyıcı. Yani kendisinden sonraki nesle aktarabilir. Çekinik gen gelirse iki taraftan da onun çocuğu mesela renk körü olabilir demek oluyor. Bu yüzden taşıyıcı deriz ve kız. Şimdi bakalım ikinci durumda ne olacak? Anneden gelen birinci alelle babadan gelen ikinci aleli çaprazladım. Ne oldu? Sağlıklı bir erkek oldu. Çünkü X kromozomu üzerinde sağlıklı gen geldi. Y kromozomu zaten boş çünkü X kromozomuyla taşınan bir hastalık. Sağlıklı bir erkek. Diğer ihtimale bakıyorum. Annenin ikinci aleline geldim. Babanın birinci aleliyle eşleştirdim onu.
Anneden ne geldi? Hastalık yeni geldi. Babadan da ne gelecek? Oradan da hastalık yeni geldi. O zaman bu taşıyıcı bir kız olmaz, hasta bir kız olur. İki tane çekinik yan yana geliyorsa eğer kesinlikle hasta olacak. O zaman bu hasta bir kız çocuğu olur. Son ihtimalle de annenin ikinci aleliyle babanın ikinci alelini çaprazlarım. Anneden hastalık yeni geldi, babadan da Y kromozomu geldi. O hastalığı taşımaz zaten. O zaman tek bir durum var, o da hastalık yeni şeklinde geldiği için hasta bir erkek çocuğu olmuş olur. Bakıldığı zaman bir tane de taşıyıcı kız olma ihtimali var. 1/4 ihtimal. Sonra sağlıklı erkek olma ihtimali de 1/4 ihtimal. Yani %25. Hasta bir kız olma ihtimali %25. Hasta bir erkek olma ihtimali de %25 olmuş olur. Şimdi burada detaylarına bakalım. Sağlıklı gen büyük R ile gösteriliyor. Çünkü baskın olan bu. Bu hastalıklar çekinik genlerle taşınıyor demiştik. O yüzden küçük harfle gösterdiğim çekinik gen. Yani renk körlüğü geni çekinik genle taşınıyor. Şimdi dişilerdeki durumları şurada verilmiş. Erkeklerdeki durumlar da burada verilmiş. X kromozomuyla taşınan hastalıklar kadınlarda şöyle bir duruma yol açabilir. Çünkü X kromozom onlarda iki tane bulunduğu için bakıyorum. Büyük R geldiyse sağlıklı bir dişi oluşur. Çünkü hastalık geni bulunmuyor. Büyük R küçük R geldiyse hastalık geni var şurada. Ama yanında baskın gen sağlıklı olduğu için bu dişi taşıyıcı olur. Ama hasta görünmez. Sağlıklı görünür ama hastalığı bir sonraki nesle aktarabilir. Bu yüzden taşıyıcı deriz. Eğer ikisi de hastalık geni şeklinde geliyorsa buna hasta dişi deriz. Çünkü iki tane çekinik gen yan yana geldiğinde kendi özelliğini gösterebilir demiştik. Erkeklerdeki duruma bakalım. Hastalık X kromozomuyla taşındığında ya sağlıklı gelecek X üzerine ya hastalık geni gelecek. Sağlıklı gen gelirse sağlıklı erkek, hastalık geni gelirse hasta erkek olur. Taşıyıcı olamaz bu durumda. Çünkü bir tane X kromozomu var. Taşıyıcı olması için iki tane X kromozomuna ihtiyaç vardı. Bu yüzden erkekler X kromozomuyla taşınan hastalıklarda taşıyıcı olamazlar. Akraba evliliklerine gelelim. Akraba evlilikleri neden tehlikeli? Bu hastalıkların çekinik genlerle taşındığını gördük. Çekinik genler DNA benzerliği olan kişiler arasında eğer çaprazlama gerçekleşirse o zaman bir araya gelme ihtimalleri daha fazla olur. Yani mesela aynı ailedeki bireylerin DNA yapıları birbirine çok benzer. Çok benzer olduğu için de mesela atıyorum renk körlüğü hastalığını ele alalım. Bir bireyde, ailedeki bir bireyde renk körlüğü hastalığı gözükmüyor olabilir. Ama çekinik genlerle taşınıyorsa eğer taşıyıcı bireyler varsa ve iki tane taşıyıcı birey bir araya gelirse onların çocuklarının renk körü olma ihtimali yüksek olur. Çünkü iki tane küçük R yan yana gelebilir. Böyle olursa da bu birey renk körü birey olabilir. Bu yüzden akraba evliliklerinde bakıldığı zaman zaten engelli bireylerin oluşma ihtimali çok yüksek oluyor. Bu ihtimali düşürmek için de akraba evlilikleri yapılmamalı. Akraba evlilikleri konusu zaten kalıtımın son konusuydu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.